Sevgili öğrencilerim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Mayıs ayı çalışma sorularının çözümüne Edirne sorularının fen sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Edirne çalışma soruları bakalım birinci sorumuz neymiş? Verilen DNA moleküllerinden hangileri kendini onarabilir? Ben bakıyorum burada birincisine baktığımda sitozin karşısına guanin gelir. Guanin karşısına sitozin, timin, adeninle, adenin timinle, guanin, sitozinle ben bunu ne yaparım? Onarırım. Diğerine baktığımda yine adenin, timin gelir. Guanin gelir. Timin karşısına adenin gelir. Onarabilir miyim? Evet. Şuraya baktığımda timin karşısına adenin. Adenin geldi. Buralara timin geldi. Ama şuraya baktığında her iki zincir birden karşılıklı boş olduğu için ben ne tarafta adenin, guanin, sitozin, timin olduğunu bilmediğim için hangisinin birinci zincir kalıp zincir olduğunu bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. O yüzden ben üçüncüyü ne yapamam? Onaramam. Cevabım 1 ve 2'dir. Diğer soruya baktım. Aşağıdaki tabloda aynı ve farklı ortamlarda yaşayan canlılar yer almaktadır ve buna göre cevaplayalım soruları hangileri doğrudur demiş. Şöyle kalemimi açayım. Farklı ortamlarda aynı türe ait farklı ortam. Evet, farklı ortamda kutup tilkisi, çöl tilkisi. Farklı ortamlarda aynı türe ait canlılar benzer adaptasyon geliştirmiş mi? Şu ikisi benzer adaptasyon geliştirmemiş. Bir yanlış. İki, aynı ortamlarda yaşayan şu ikisine baktığımda aynı ortamda yaşıyor, çölde yaşıyor. Aynı ortamlarda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyon geliştirmiş mi? Evet, her ikisinin de bakın vücut sıcaklığını sabit ve dengede tutabilmek için, terlemeyi arttırması için neyi var? Kulaklarının daha büyük olduğunu görüyorum. Terleme sayesinde bu organlardan vücut sıcaklığını ne yapmış oluyor? Sabit tutmuş oluyor. O yüzden aynı ortamda farklı tür canlılar benzer adaptasyon göstermiş mi? Şu ikisine baktığımda yine kürk renklerine baktığımda kulaklarının üyelerinin daha küçük olmasına baktığımda ayak boylarının daha kısa olmasına baktığımda ya da tabanları muhakkak daha geniştir. Evet, gerçi burada da çöl tilkisi olduğu için onu eledik. Şimdi ama sonuçta ben burada kürk renginin ne olduğunu görüyorum. Aynı olduğunu görüyorum. Burada da evet doğru. İki doğru. Üç. Çölde yaşayan tilki. Şuna baktım. Çölde yaşayan tilki. Kutup bölgesine götürüldüğünde kürk rengi beyaza döner mi? Hayır, adaptasyonlar kalıtsaldır. Evet, o yüzden değişmez. Cevap yalnız iki. Diğer sorum, akış debisi değişmeyen bir muslukla aşağıdaki kap doldurulmaktadır demiş. A noktasındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişimini çizen grafik hangisidir demiş. Şöyle baktığımda ben su çeşmenin ne tarafta olduğunu görüyorum. Bu taraftan akacağını görüyorum. İlk başta nereye dolacak? Buraya dolacak. O süre zarfında A noktasının üstünde hiç sıvı olmayacağı için basınç sıfır olacak. Şıklara baktığımda basit bir soru olmuş çocuklar. Görsel olarak ben soruyu yazsaydım yine buradan başlatırdım. Hani arada bir çelişkide kalın hangisi diye arayın diye. Burada diğer bütün şıklara baktığımda B hariç cevap B gözüküyor. B hariç bütün şıklarda ilk başta A noktasındaki sıvı basıncının arttığını göstermiş. İyi de hatta burada da var ve sabit olarak göstermiş. İlk başta su buradan dolduğuna göre benim A'ya geçebilmesi için önce burada dolacak, sonra bu tarafa doğru gelecek, su akacak. Bu arada yavaş değil, daha hızlı çünkü buranın kesit alanına baktığımda daha dar, hızlı bir şekilde artış olacak. Sonra su gösteriyorum. Biraz daha geniş bir kesit alanı, daha geniş bir yerde dolacağı için yavaş yavaş yükseleceği için biraz daha bir tık daha yavaş ne olacak? Basıncım artacak. O yüzden cevabım hangi şık çıktı? Bursa çıktı. Evet. Diğer sorum bakalım. Çevre şartlarının etkisiyle DNA molekülündeki nükleotit dizilimlerinde veya kromozomlarda meydana gelen değişimlere mutasyon adı verilir. Canlının dış görünüşünde ortam koşullarının etkisiyle meydana gelen değişime de modifikasyon denir. Hangisi diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Bakalım. Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi modifikasyondur. Modifikasyon şöyle. Modifikasyonları mod diye yazayım. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması mutasyondur. Evet,
Sirke sineğinin kanadının 16 derece sıcaklıkta düz, 20 derecede ise kıvırcık olması modifikasyondur ve devam etim arı larvaları çiçek tozuyla beslendiğinde, bakın beslenmeye bağlı, yine dış çevre şartına bağlı, çiçek tozuyla beslendiğinde işçi arı, arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı olması da yine modifikasyondur. Evet, o yüzden cevabım tek farklı olan mutasyon Bursa. Beşinci sorum, aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiş. Buna göre bu maddelerin asit ya da bazik özellikleri ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım önce kim asit, kim asit bir baz yazalım. Ya da burada pH'ları ile ilgili bir ilk başta yorum yapayım. Şimdi çünkü pH değerlerini vermiş. Şimdi çocuklar 0 ile 7 arasındaki bütün maddeler asittir. 7 nötr bir maddedir. Asitlik ya da bazlığı yok diyoruz. 7 ile 14 arasına ise ben baz adını veriyorum. Şimdi buraya baktığımda buna göre cevaplıyım. Kabartma tozu baz, limon suyu asit, domates asit. Çünkü 7'nin altında akü sıvısı yine asit, mide ilacı baz, lavabo açıcı baz, insan kanı baz, sodyum hidroksit baz. Yani şurası tamamen baz, burası tamamen ne? Asit. Buna göre demiş hangisi yanlıştır? Domates asidik özellik gösterirken domatese baktım, burada 4,5. Evet, insan kanı bazik özellik gösterir mi? Gösterir, doğru. Akü sıvısı asidik özellik gösterirken akü sıvısı, evet, bir asit, gördüğünüz gibi. Sodyum hidroksit bazik özellik gösterir demiş. Doğru. Evet, baz. Yani pH 13,5. Çünkü 7'den daha büyük. Limon suyu asit özellik gösterirken limon suyuna baktığımda ben limon suyunun asit özellik gösterdiğini görüyorum. Çünkü 2,4. Mide ilacı bazik özellik gösterir demiş. Evet, mide ilacı da 10,5. Bu da doğru. D şıkkına geldik. Kabartma tozu asit özellik mi gösteriyor? Hayır, 8,3. Yani baz. Şurada bir arada tepeye bir tane şaşırtmak için, bakın sanki bir gruplandırma gibi yukarıdakiler asit, şuradan itibaren bazmış gibi gözüküyor ama yukarıda bir tane neyi eklemiş? 8,3 ile baz eklemiş. Kabartma tozu asidik özellik mi gösteriyor? Yanlış. Lavabo açıcı, evet, bazik özellik ama kabartma tozu da bazik özellik gösterdiği için cevabım Denizli. Altıncı soruya geldik. Buranın dans ederken yapmış olduğu pozisyonlar aşağıdaki gibidir ve yapmış olduğu basınç grafiği hangisindeki gibidir diyor. Azıcık küçülterek sizlere şöyle göstereyim. Şimdi çocuklar, okuduğum her birini, daha doğrusu her bir pozisyonu düz çizgi olarak, çünkü aynı kişi, ağırlığın değişmediğine göre, sadece yüzey alanının değişeceğine göre çizgi olarak göstererek çözmeye çalışacağım. Tek ayağın üzerinde duruyor. Şimdi burada bir de birinci pozisyonda tek ayağı üzerinde duruyor. Sonra sırt üstü uzanarak yatmış. Sırt üstü uzanmış. Yüzey alanım çok uzun. Yani çok büyük, genişledim. İki ayağının üzerinde duruyor. İki ayağının üzerinde, tek ayağın da üzerinde durduğundan yüzey alanım daha geniş olacak. Tek ayağının parmak ucunda. Küçücük. Şimdi yüzey alanım küçükken, değil mi? Kalemin rengini değiştireyim, göstereyim. Yüzey alanım küçükken basıncım ne olmak zorunda? Çok büyük olmak zorunda. Dörtteki basıncın en büyük olduğu grafiği buluyorum. Zaten dörttekinin en büyük olduğu cevap sadece Adana çıktı. Yine de teyit edelim cevabımızı. Peki yüzey alanımın en büyük olduğu yerde basıncım neydi? En küçük olacak. En küçük basıncım da nerede olacak? 2'de olacak. O yüzden cevabım hangi şık çıktı? Adana. Şöyle söyleyeyim. Basınç eşittir kuvvet ya da ağırlık bölü yüzey alanı olarak ifade edersem, benim ağırlığım aynı iken yüzey alanım değiştiğinde basıncım nasıl değişir? Ters orantılı değişir. Eğer yüzey alanım büyükse basıncım küçük olacak. Tam tersi, şöyle değiştirelim. Eğer ki yüzey alanım küçükse basıncım ne olacak? Büyük olacak. Burada bu konuyu biliyor musunuz? Bununla ilgili bir yorum yapın diye bir soru gelmiş. Cevap neymiş? Adana'ymış. Evet, devam. Yedinci soruya geldik. Evet, dünyanın güneş etrafında dolanması sırasında güneşten dünyanın farklı bölgelerine gelen ışığın açısı sürekli değişir. Güneş ışığının dik açıyla geldiği yarım kürede hava sıcak. Mevsim, yaz ve gündüzler uzundur. Bütün bilgileri vermiş burada. Güneş ışığının eğik geldiği aynı anda diğer yarım kürede ise hava soğuk, mevsim, kış ve gündüzler kısa olur. Buna göre görselden ve bilgilerden yararlanarak hangi bilginin yanlış olduğuna bakacağım, bulacağım, hangi bilgiye ulaşılamaz diyor. Kuzey yarım küre 21 Haziran burası. Evet, Kuzey yarım küreye 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik gelir.
Zaten görselde de görüyorum. Hangi mevsimi yaşarım? Yaz mevsimi yaşarım. Yaz mevsiminde gündüzler uzun mudur? Doğru. A şıkkı doğru. B. Güney yarım küreye 21 Aralık. Şuraya baktım. Güney yarım küreye 21 Aralık. Nasıl gelir? Dik gelir. Yani yine mevsim yaz. Dik gelmiş. Mevsim yaz. Gündüzler uzun mu? Evet, doğru. B'de de doğru yazılmış. Kuzey yarım küreye 21 Aralık. Kuzey yarım küre 21 Aralık nasıl geliyor? Daha eğik geliyor. Yani kış olacak. Mevsim kış. Gündüzler kısadır, geceler uzundur. C şıkkında da doğru bir bilgi verilmiş. D. Güney yarım kürede 21 Haziran. 21 Haziran güney yarım küreye nasıl geliyor? Eğik geliyor diyelim. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları eğik geldiğinden mevsim yaz mıdır yoksa kış mıdır? Evet, yanlış cevabı bulduk. Denizli'dir. 8. soruma geldim. Beyza hazırlamış olduğu aşağıdaki posterle ilgili metinleri yazmak istiyor. Hangisini yazarsa hata yapmış olur. İlk başta biz ne yapalım? Üzerine bildiğimiz bilgileri yazalım. Ondan sonra yorum yapalım. Şimdi yüksek basınç olduğuna göre burası nasıl bir kere? Kesinlikle soğuk. Değil mi? Daha soğuk. Zaten üzerinde göstermiş alçalıcı bir hava hareketi var. İkincisi, alçak basınç nasıl olacaktı? Isınan hava yukarı çıkıyordu sıcaklığı arttığı için. Isınan hava, evet, ne oluyordu? Bu taraf daha sıcak, yukarı doğru yükselen bir hava hareketi oluyordu. Peki rüzgar nereden nereye doğru esiyordu? Burada onunla ilgili evet bilgi vermiş. O zaman rüzgar da yüksek basınçtan, zaten burada da göstermiş. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınç alanına doğru eser. Hatayı bulalım şimdi. Alçak basınç alanında yükselici hava hareketi oluşur. Zaten görselde görüyoruz. Yükselici hava hareketi oluşur mu? Evet. Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazladır. Doğru. Yüksek basınç hava yoğunluğu fazla demek. Yüksek basınç alanı meydana gelir. Doğru. Rüzgar alçak basınç alanından yüksek basınç alanına mı esmiş yoksa rüzgar yüksekten alçağa doğru mu eser? Bunu çocuklar hep her videoda aşağı yukarı sorular çıktıkça söylemeye çalışıyorum. Eğer ezberleyemiyorsanız, kimden kime doğru estiğini unutuyorsanız, rapçiler böyle şarkı söylerken o ye diye şarkı söylüyorlar ya, oradan aklınıza gelirse unutmazsınız. Ye yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru diye ne yapalım? Oradan o tarafa doğru esiyor diye aklınıza tutun muhakkak. Diğer şıkkı yine de okuyalım. Sıcak havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu azdır. Doğru, sıcak. Gördüğünüz gibi hava yoğunluğu az. Alçak basınç alanı meydana gelir. Cevap ne çıktı? Denizli, pardon, Ceyhan çıktı. Evet, diğer sorumuz. 9. sorumuz. Hücre bölünceye zaman DNA'nın kendine eşlemesiyle ilgili bir bilgi vermiş ve demiş ki sarmal bir ucu, sarmal yapısı bir ucundan açılmaya başlar. Sarmal yapının çözülmesi ve yeni zincirlerin oluşması DNA'nın tamamı eşleninceye kadar devam eder. Sonuçta aynı nükleotit diziline sahip iki DNA molekülü oluşur demiş. Şimdi buna göre hangi bilgiye ulaşamam bakalım. DNA'nın kendi eşlemesi eşleme sonrasında her bir DNA molekülünde 14 nükleotit bulunmakta. Bakalım iki tane DNA var. DNA eşlendi. Satırları sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane mi? Evet, 14 tane nükleotit var. Her bir DNA molekülünde. Eşlenme öncesi DNA'da guanin nükleotidi sayısı eşlenme öncesi DNA'daki şurası eşlenmiş. Başlamış. Şurayı yok edelim. Dikkat sorusu işte. Şurayı dikkat edeceğiz. Ya da eşlenme sonrasındaki zaten aynı DNA olduğu için şuradan bir tanesinden de sayabilirsiniz. Eşlenme öncesi DNA'da guanin nükleotidi sayısı timinden fazla mıdır bir tane? Bakalım. Kaç guanin var? 1, 2, 3, 4 guanin var. 4 tane guanin var. Kaç tane timin var? 1, 2, 3 tane timin var. Evet, guanin sayısı gerçekten de timin sayısından bir fazla mı? Fazla. B şıkkı da doğru çıktı. Eşlenme öncesi DNA molekülünde 7 nükleotit mi var? Ben bakıyorum eşlenme öncesinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane nükleotit var. 7 nükleotit yok. Bu bilgiye ulaşamam. Yine de bunu okuyalım. D şıkkını okuyalım. A zinciriyle 1 ve 3 numaralı zincirler. A zinciri şurası. A zinciri burası. Doğru mu? A zinciri ve aynı zamanda ben eşlendiğimde karşıma aynısından bir tane daha yapacağım için A zinciri burasına denk gelir mi? Gelir şimdi. A zinciri hem 1 hem de 3 numara zincirlere aynı mıdır? Aynıdır. Diğerine bakalım. Rengi değiştirelim. Peki B zinciri burada. B zinciri
doğal olarak A'nın karşısına yapılan olduğuna göre birin karşısına yapılan B'nin aynısıdır. Üçün karşısındaki de zaten B'nin aynısıdır. B zincirde 2 ve 4 numaralı zincirlerde aynı mıdır? Evet, aynıdır. Zaten görsel olarak da direkt aynısı gösterilmiş. Evet, doğru cevap o yüzden yanlış aradığımız için Ceyhan'dır. Diğer sorumuza geldik. 10. soru. Nesan fiziksel ve kimyasal değişimler konusuyla ilgili sirkenin mermeri renginde değişikliğe sebep olduğu örneğini veriyor. Şimdi ben biliyorum ki zaten asitler sirke asittir ve asitler ne yapar? Mermeri aşındırır. Nesan'ın verdiği bu değişim türüne örnek olarak hangisi verilemez? Bakın yumurtanın pişmesi kimyasaldır. Demirin paslanması kimyasaldır, elmanın çürümesi kimyasaldır. Fakat hal değişimleri çocuklar fiziksel değişimde suyun buharlaşması, suyun donması gibi hal değişimleri nedir? Fizikseldir. 3 tanesi kimyasal, 1 tane fiziksel olduğu için cevabımız Bursa çıktı. Evet, diğer sorumuz. Bakalım öğretmen ve öğrenci arasındaki diyalog aşağıda geçiyor. Öğrenci tüm sorulara doğru cevap veriyor. Bu vermiş olduğu cevaplardan biri hangisi olamaz demiş. Okuyayım hemen. Çevre etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişiklikler çevre etkisiyle dediği için modifikasyondur. Şöyle modi diye yazdım. Bu kalemin renk değiştirmesi adaptasyondur. Kalıtsal bir özelliktir. Evet, altı parmaklı kanser gibi durumlar hangi kavrama örnektir? Bunların hepsi de genin yapısının bozulması için mutasyondur. Şimdi şıklara baktığımda ben modifikasyon var, adaptasyon var, mutasyon var ama varyasyonla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Öğrenci bununla ilgili bir cevap vermiş olabilir mi? Olamaz. Cevabımız ne çıktı? Denizli. 12. sorumuz, periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur bakalım. Az daha büyüteyim. Evet, şimdi periyodik sistemle ilgili helyum elementi 2A grubundadır demiş. Zaten direkt cevap şöyle diyeyim, yanlış neden söyleyeyim, doğruyu sormuş. Yanlış bir bilgi, helyum atom numarası evet 2'dir. Tek bir halkası vardır ve halkasında bulunması gereken bütün elektronları ne yapmıştır? Doldurmuştur. Gaz haldedir. Hiç kimseyle bağ yapmaz. Çünkü elektron almaya ya da vermeye ihtiyacı yoktur. O yüzden bu biz asillerimizden diyoruz. Soylularımızdan yani 8A grubumuzdandır diyoruz. O yüzden A yanlış. B. Hidrojen elementi 1A grubunda bulunandır ama metaldir demiş. Hayır, hep gözetleme kulesi diye ifade ettiğim benim periyodik sistemdeki şu tepedeki hidrojenin 1A grubunda evet ama 1A grubunda olmasına rağmen nedir? Ametaldir, istisnadır. Çoğu soruda buradan zaten muhakkak gelir. Bu da yanlış. C şıkkı aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Evet, genellikle demiş. Kesinlikle dememiş. Doğru, aynı grupta yani aynı sütunda bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle nedir? Benzerdir. O yüzden cevap hangi şık çıktı? Ceyhan. Yine de okuyalım. Periyodik sistemde 7 grup mu var yoksa 18 grup mu var? 18 periyot demiş. 18 periyot mu yoksa 7 tane mi periyot var? D şıkkı da yanlış. Cevabımız C çıktı. Evet, 13. sorum. Şu ayaklara bakın diye bir metin var. Öğretmen yukarıdaki makaleyi okuyarak öğrencileri bu perdeli ayaklar acaba bu kuşa ne gibi faydalar sağlar diye sorar. Buna göre öğrencinin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır bakalım. İlk başta metni okuyalım. Ayaklardaki perdeler ayın yüzey alanının geniş olmasını sağlar. Perde ayaklı hayvanlar suda yüzerken parmaklarının arasını iyice açarak ayaklarını önden geriye doğru hareket ettirir. Bu biçimde ayağın yüzey alanını iyice genişlediğinden suyu çok daha fazla bir kuvvetle geriye doğru iter. Bu da vücutların öne itilmesini kolaylaştırır. Bu sayede perde ayaklı hayvanlar hem daha hızlı hem de daha kolay bir biçimde yüzerler. Bakalım daha hızlı ve daha rahat yüzmesini sağlar mı? Evet. Sağlar. Çamurda yüzeylere basıldığında daha az batmasını sağlar. Doğru, yüzey alanı genişse basınç ne olacak? Azalacak. Daha az batmış olacak. Çamur yüzeye daha fazla basınç mı uygular? Hayır. Yüzey alanını genişlettiği için daha az basınç uygular. Suda yüzerken vücutların öne itilmesi demiş. Zaten burada vücutlarının öne itilmesinden bahsetmiş. D şıkkı da doğru. Cevap ne çıktı? Ceyhan çıktı.
14. soruma geldim. Ayşe sınıfta küçük ve büyük şırınga, lastik, iki tane ayakkabı kutusu kullanarak düzenek hazırlamış. Aslında burada bir su cenderesi hazırlamış. Hangisi yanlıştır bakalım. Evet, Pascal prensibinden faydalanarak düzenek kurulmuştur. Doğru, Pascal prensibimiz neydi? Hemen söyleyelim. Sıvılar üzerlerine herhangi bir kuvvet uygulandığında bunu basınç olarak her tarafa eşit olarak ne yapar? İletir. Yani basıncı her yöne eşit iletir diyeceğiz biz burada. A şıkkı, evet, Pascal prensibinden faydalanarak düzenek kurulmuştur. Doğru. Diğerine geçtiğimde sıvılar üzerine uygulanan kuvveti demiş ve basıncı aynen iletir. Hayır, basıncı aynen iletir. Kuvveti aynen iletmez çocuklar. Evet, şırıngayı iteklediğimde ne oldu? Buradan bir kuvvet evet uyguladım ama burada basınç oluştu. Oluşan basınç her yöne eşit iletildiği için ben çok daha küçük bir kuvvetle çok daha büyük ağırlıktaki bir cismi çok daha rahat ne yapabiliyorum? Yukarıya doğru kaldırabiliyorum. Ama hangi özelliğinden? Sıvıların basıncı her yöne eşit büyüklükte iletmesinden yararlanarak, evet yanlışı bulduk, yine de okuyalım. Uygulanan kuvvet sonucunda oluşan basınç sıvının her tarafına aynen iletildi. Doğru. Arabalarda kullanılan hidrolik fren sistemleri bu prensiple çalışır. Çok doğru. Biz fren pedalına bastığımızda öndeki her iki şöyle diyeyim, sağdaki ve soldaki her iki tekerleğe de balatalara da hidrolik fren sıvısı sayesinde eşit bir şekilde basınç iletildiği için aynı anda balatalar sıkıştırıyor ve fren sistemi düzgün bir şekilde ne olmuş oluyor? Çalışmış oluyor. Evet. 15. sorumuz. Aşağıda bir kimyasal tepkime grafiği verilmiş. Tepkimeye 60 gram madde katıldı ve 35 gram, şöyle yazalım, 60 gram girenlerde ürünlerde ise 35 gram M maddesinin oluştuğu bilinmekte. Şimdi tepkimenin denklemini şuradan çok rahat anlayabilirim. Kim girmiş, kim çıkmış. Bir kere elimde N varmış, L varmış, harcamışım. Bitmiş hepsi ve K ile ne elde etmişim? M elde etmişim. Yani N artı L girmiş tepkime. Ürünlerim ise K artı kimmiş? M'ymiş. Şimdi tepkimeye giren maddelere baktığımda daha doğrusu tepkimenin tamamından sadece 60 gram madde kullandığımı söylemiş. Fakat tepkimenin sonucunda oluşan M'den 35 gram elde ettiğimi söylemiş. Şimdi hepsini kullandığıma göre ben buradan da ne olduğunu, K'dan da 25 gram elde ettiğimi, ürettiğimi anlar mıyım? Anlarım şu verilen bilgilerden. Hangi bilgiye ulaşamam bakalım. Tepkimeye giren maddeler N ve L'dir. Doğru. Bulduk zaten grafiğe bakarak. Azalandan anladık. Doğru. Diğeri tepkime sonrası 25 gram K oluşmuştur. Evet doğru, 25 gram K oluştu. Tepkimenin denklemi N artı L ok M artı K olarak yazılabilir mi? Evet, zaten aynı şekilde yazdım. Tepkime 35 gram N, 25 gram L maddesi katılmamıştır demiş hatta. Yani burada tamamen yanlış olmuş. Ben N ve L'den zaten ne kadar olduğunu biliyorum. Sadece N'nin biraz daha fazla, L'nin daha az olduğunu görüyorum şuradaki grafiğe baktığımda ama 35'e 25 olduğunu bilemem. 37'ye 23 de olabilir. Yani burada kaç grama kaç gram, 40'a 20 de olabilir. Sonuçta sadece bu ikisinden ne olduğunu biliyorum. 60 gram girdiğini biliyorum. O yüzden D şıkkı neymiş? Yanlışmış. Evet sevgili öğrencilerim, son sorumuza geldik. Son soru bakalım. Burada bir asit yağmuru ile ilgili metin vermiş, bilgi vermiş ve etkisini gösteren bir görsel göstermiş diyelim. Evet, tam da görsel asit yağmurlarını ifade etmese de evet, normalde üst yüzeylerde çok fazla etkisi oluyor çocuklar. Yeni sürgünlerde özellikle bunu söyleyeyim. Asit yağmuru içerisinde asidik maddeler bulunan yağmuru ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Asit yağmurları hem doğal süreçler sonucunda hem de insan etkinlikleri sonucunda meydana gelebilir. Bakın, hem doğal hem de insan etkinliği sonucu. Doğal süreçlerin başında volkanlar gelir. Evet, volkanlardan çıkan gaz ve toz bulutlarındaki maddeler atmosferde asidik gazların oluşmasına sebep olur. Ayrıca fosil yakıtları yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Burası önemli. Sonra demiş, bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitleri oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerindeki yağmurlar asidik özellik gösterir demiş. Temiz yağmur sularının pH'ının 5,7 ile
7 arasındayken asit yağmurların pH'ının 5,7'den daha düşük olduğunu söylemiş. Buradaki metni okudum. Önemli yerlerin altını çizdim. Şimdi buna göre hangi bilgiye ulaşamam demiş. Fosil yakıtların çok fazla yakıldığı bölgelerde yağmurlar asitlik özellik gösterebilir mi? Evet, çünkü zaten fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit çıktığını söylemiş. Doğru. Asit yağmurlarına sebep olan gazların neler olduğunu biliyor. Evet, hangi gazların sebep olduğunu buradaki metinle ilgili biliniyor. Evet, doğru. Asit yağmurların pH değerinin 5,7'den büyük olmalıdır demiş. Büyük mü demiş en son cümlede, daha küçük mü olmalı demiş. Yanlış bilgiyi bulduk Ceyhan. Asit yağmurları oluşumda doğal süreçlere örnek volkanlar verilebilir. Evet, zaten burada volkanlardan çıkan gazların atmosferde asidik gazların gaz ve toz bulutlarındaki maddelerin asidik gazlara sebep olduğunu ve sonrasında da yine su buharıyla birleşerek asit yağmuru olarak dönebileceğini söyledi mi? Söyledi. Cevabım hangi şık çıktı? Ceyhan çıktı. Evet sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.